Ali Kara Hasanoğlu Babacan politikası cemevine destek, camilere köstek. Hani dindarlara yönelik bir baskı ortamı olsa, dindarlara zorbalık üstüne zorbalık geliştiren bir yönetim iş başında olsa, takiye yapıyorlar diyeceğim de, iş başındaki yönetim kendilerinin de eski yol arkadaşları. Dindarlara baskı uygulandığına dair küçücük bir iddia, bir ihtimal bile yok. Böyle bir dönemde AK Parti'den ayrılan Ali Babacan'ın söylemini masaya yatıralım. Bakalım kimlere özgürlük vaat ediyor, kimlerden hiç bahsetmiyor. Dünkü açıklamasından. 28 Şubat'ta hor görülen kesimler nasıl bir ülke hayal etmişlerdi? Tek bir sesin bütün sesleri bastırdığı bir ülke mi hayal etmişlerdi? O gün bu siyasi partiye destek verenlerin büyük çoğunluğu bugün derin bir hayal kırıklığı içinde biz böyle olmasını istememiştik diyorlar. Babacan kendi adına konuştum. 28 Şubat sürecinde şahsının bir ses bastırılmasına muhatap olduğunu sanmam. Ama varsayalım öyle bir muamele ile karşılaştı. Bugünle kıyaslayabilmesi için bir mantık muhakemesi yapması lazım. Dün baskı altına alınan başörtüler hangi fiilleri sebebiyle haksızlığa uğruyorlardı? Bugün haksızlığa uğradığını iddia ettiğiniz kesimler hangi fiillerinden dolayı o haksızlık olduğu söylenen muameleye tabi tutuluyorlar? 28 Şubat'ta başörtülerin işledikleri tek suç yok. Başlarına taktıkları örtü sebebiyle ayrımcılığa tabi tutuldular. İmam hatiplilerin işledikleri suç yok. Lisedeki pozitif derslerin yanı sıra dini bilgiler öğrenmek için tercih ettikleri imam hatip liselerine kat sayı ayrımcılığı uygulanarak baskı altına alındılar. Kur'an kursuna gidenlerin bir suçu yoktu. Ne birisini öldürmüşlerdi, ne darbeye kalkışmışlardı, ne devlette kadrolaşıp ona buna iftira atmışlardı. 15 yaşına kadar çocukların Kur'an kursuna gitmesi 8 yıl kesintisiz eğitim yasasıyla yasaklanmıştı. 28 Şubat mağdurlarının kendilerine isnat edilecek objektif kriterlerle suçlama yapılacak tek bir yanlışları yoktu. Peki bugün bir benzerini yaşıyoruz diyerek Ali Babacan'ın avukatlığına soyunduğu kesim öyle mi? Babacan FETÖ'cüleri önümüze koyuyorsa söylesin. Bu ülkede darbe yapmak, halka kurşun sıkmak, tankla insanları ezmek, savaş uçaklarından caddelerde yürüyen insanların üzerine bomba atmak suç değil mi? Babacanın kafasına bakın. 28 Şubat'ta kimseye zararı olmadan başına örtü takan kızlarla insanların üzerine bomba atan darbecileri bir tutup 28 Şubatçılar başörtülere zulmediyorlardı. Şimdi başkaları da darbecilere zulmediyor demeye getiriyor. Bugünün mağdurları gibi gösterilen FETÖ'cüleri geçtik. PKK'ları da sahip çıkıyor babacan. O zaman soralım. Devletin askerine, polisine kurşun sıkıp hainler ve onların uzantılarını gözaltına almak, cezaevine koymak, başörtülü öğrenciler hakkında idam cezası talepli 28 Şubat'ta açılan davayla aynı mıdır? Böyle bir yaklaşım hem o başörtülü öğrencilere vicdansızlık hem de terör örgütlerini savmak anlamına gelmez mi? Geçtik. Bir de değişik sıfatlarla mağdur olduğu ileri sürülenlere. Mesela Can Dündar ve Enis Berberoğlu gibi tipler. Gazetecilik adı altında devletin istihbarat örgütünün gizli kalması gereken fiillerini uluslararası arenada Türkiye aleyhine kullanılması için ve FETÖ'nün eline tutuşturduğu çarpıtılmış bilgilerle kullananlar 28 Şubat mağdurlarına nasıl benzetilebilir? 28 Şubat'ta hangi mağdur insan, değil MIT'in kamyonunda şu var bu var diyebilmek, MIT'in türbanlı öğrencilerle ilgili görevlerini aşan yazılarının yayınlanması bile gerekçe gösterilip nasıl baskılara uğradıklarını biz kendi hayatımızdan biliyoruz. Dolayısıyla Babacan'ın 28 Şubat mağdurlarıyla bugün mağdur olduğunu iddia ettiği kişileri kıyaslamaya kalkışması açık bir vicdansızlıktır. 28 Şubat mağdurlarını da bugünkü hainlerle aynı göstermek apaçık bir zalimliktir. Bir de şu var, Ali Babacan dürüst politikacı pozlarında siyasete gelen genç nefes gibi kendisini göstermeye çalışsa da tilki mi tilki, hin mi hin bir söylem içinde. Bakın dindar insanların bugün dahi sorun olarak gördükleri konularla ilgili tek kelime etmediği halde, örneğin imam hatipler hakkında tek kelime etmediği halde, Kur'an kurslarındaki öğrencilerin durumlarının iyileştirilmesi konusunda tek kelime etmediği halde, camiler hakkında olumsuz açıklamaları bile olduğu halde, bakınız imar rantı varken kim sanayiye üretime yatırım yapar? Bir kalemle yapılan değişiklikle oluşan rantı kimse bırakmak istemez. Siyasetin finansmanı da buradan yapılıyor. Bu rantla cami de yaptırılıyor. Böyle şey olur mu? 1 Temmuz 2020 açıklaması Dün açıklama yapıyor, cemevleri için bakın ne diyor. Alevi vatandaşlarımızın başta cemevlerine ilişkin talepleri olmak üzere inanç, düşünce ve davranış temelinde birikmiş sorunların çözümü için gerekli her türlü adımı atacağız. Ne güzel iş değil mi? Camiler üzerinden edepsizce suçlama yap. Halkın %98'inin inancı gereği 5 vakit namaz kıldığı camiler hakkında imar rantı ile ilişkili olarak cami sayısı artıyor diye suçlama yap. Ama sıra cemevine gelince her türlü adımı atacağız de. Sadece Cem evinde mi garabet? LGBT'liler için de destek veriyor Ali Babacan. LGBT ile ilgili soruya cevaben, devletin kimsenin yaşam tarzını değiştirme görevi olamaz. Herkesin yaşam tarzına saygılıyız diyor. O konuşmasında sarhoşlara da sıcak mesaj yolluyor Babacan. İskilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda. Kabul edilebilir değil. Komşularımızda yarı fiyatına, üçte bir fiyatına alkol satılıyor. Türkiye'de bu vergilerin yüksek olması kaçakçılığı doğuruyor. Somut örnekleri çoğaltabiliriz. Maalesef ki maalesef AK Parti içinden çıkan bu isimler küçük küçük hesaplar uğruna bir de 28 Şubat'taki zalimlikleri de masumlaştırarak 3 tane oy alacağız diye eşcinsellere destek, PKK'lara destek, FETÖ'cülere destek, sarhoşlara destek verip cami cemaatine laf sayarak siyaset yapmayı tercih ediyorlar. Ne diyelim? Allah fırsat vermesin. Ali Kara Hasanoğlu. Rauf Tamer. Pazar Kahvesi. Çatı adayını tespit için önce aday adaylığı icat edilse Diyelim ki finale kalan iki aday adayı Abdullah Gülle Ali Babacan olsa. Hangisini oy verirsiniz? Böyle bir ön seçim elbette mümkün değil ama diyelim ki Canan Kaftancıoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Hangisini oy verirsiniz? Tıpkı bunlar gibi farz edelim ki İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında bir oylama yapıldı. Hangisini oy verirsiniz? İlhan Kesici mi Muharrem İnce mi? Öbür tarafa bakmayın. Cumhur İttifakı'nın adayını sormuyorum. O belli. Tayyip Erdoğan. Siz muhalefete bir aday bulun. Yılmaz Büyükerşen mi, Özgür Özel mi? Hangisine oy verirsiniz? Alternatifleri çoğaltabilirim ama en enteresan çift şüphesiz Abdullah Gülle Ali Babacan ikilisidir. Bunu bir daha ve ısrarla soruyorum. Hangisini tercih edersiniz? Gül mü, Babacan mı? Soruyorum çünkü yarın öbür gün çatı adayını tespit ederken muhalefeti tereddüte ve hatta ihtilafa düşürecek olan ikili de odur. Hangisi? Abdullah Gül mü, Ali Babacan mı? Not. Meral Akşener'i bu kalabalığa sokmak istemedim. Daha doğrusu onu kategorize edemedim. Belki kendisiyle yarışabilir. Aman Başkan İmamoğlu koronaya yakalandı. E 16 milyon İstanbulluyu her gün kucaklarsa olacağı buydu. Aman ha, biraz bizden uzak dursun. Rauf Tamer